Dengede dur. Allah'ın seni dostlarıyla imtihan etmesine fırsat verme. Allah'ın affettiğini, sevdiğini, beğendiğini beğenmemeye kalkarsın. Allah'ın veli kullarıyla, dostlarıyla uğraşma. E filan hatayı yaptı. Seni Allah muhasebecisi olarak mı gönderdi yeryüzüne? Sen kendi hatalarına bak, kurtul. Allah'ın dostlarıyla uğraşırsın. Allah da seni dostu kabul etmez, düşmanları arasına koyar. Aynı şekilde şehvet fitnesi de böyledir. Şehvet ne demek kardeşler? İnsanın mal ve cinsel arzuları demek. Ve benzeri arzuları şüphesiz. Hiç kimse faiz helaldir diyerek faize batmıyor. Kılıfını buluyor. Filan hoca demiş ki evi olmayan alabilir demiş. Senin evin yok mu? Köyde var. İstanbul'daki evin yok. Doğru. İstanbul'da yaşamak imanın şartlarından biri mi? Git köyündeki evine madem. Sat köydeki evi. Sıkışınca oraya gideriz biz. Demek ki senin sıkışınca bir evin var. Hani o hoca efendi sıkışana müsaade ediyordu krediyle ev almaya? Sıkışan ne demek İslam'da? Yeni doğum yapmış hanımıyla köprü altında kalmak zorundalar. Doğum yapmış 10 günlük lohusa hanımıyla kış günü sokakta kalıyorlar. Çadır bile yok. Hah, sıkışmış. Gidecek köyleri yok. Sıkışmış, doğru. Beyefendinin 2 milyar kira verecek parası var. Ama sıkışık evi olmadığı için kredi fetvası arıyor. İşte fitne. Zaman vardı dünyada. Sadece fabrikatörler bankaların içine girip de buyurun hoş geldiniz denirdi. Şimdi caddelerin üzerine bankalar masa koyuyorlar. Gelen gençlere bir dakikaya sana buradan bir kart verelim mi diyorlar. Ver bir nüfus kağıdını, sana al kart, al kart, kart. Bankaların yani faizin ayağa düştüğü, cicili bücülü reklam yaptığı zamana geldik. Adı ne bunun? Fitne. Fitne. Şehvet de böyle. İnsanlar zannetmesinler ki serbest bırakacağız. Da sadece Bilaller, Ammarlar fitneye uğradılar, imtihan oldular. Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın kavmi imtihan oldu. Bu ümmetin böyle bir sıkıntısı yok. Hiç kimse bunu zannetmesin.